olduğu zamanda bile hekimini görecek. Mersin'den bir izleyicimiz sormuş. Bipolar hastasıyım. Nasıl tedavi olabilirim diye soruyor. Bunun tedavisi var. Yeter ki hekim bir ruh hastalıkları uzmanına gidilecek ve hikayesi doğru ve açıklıkla verilecek. Sorumdan bir izleyicimiz şunu sormuş hocam size. Bipolar bozuklukta hastanın aşırı yalan söylemesi ya da abartması bazı olayları söz konusu olur mu? Olur. Olur. Manik dönemde aşırı yalanlar olabilir. Kendisini çok yüksek, çok büyük, çok güvenli görür. Mış gibi anlatır. Ben şunu yaptım, şurada şunu başardım. Ben işte şu işin başındayım. Bunları ben bitirdim, tamamladım. Bunlar masum yalanlar bizim için. Çünkü rahatsızlık belirtisi. Elektronik postayla sormuş. Gene isimlerini söylemeyelim izleyicilerimize. Evet. Almadığımız için. Buyurun. Sayın hocama sorum şudur. Şizoafektif bozukluğun gidişi bipolar bozukluktan ne gibi farklılıklar gösterir? Cevap için teşekkürler demiş izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz de 33 yaşındayım. 96'da bir depresyon geçirdim. Daha sonra düzeldim. Üniversiteden mezun oldum. Belli bir süre çalıştım. Daha sonra iş aradım, bulamadım. Şu an hala işsizim, iş arıyorum. Duygu durumum değişiyor sürekli. Üzerimde bir tembellik var. Uykum düzensiz. Acaba bipolar bozukluk olabilir mi diye sormuş. Tetikleyen faktörlerden bir tanesi de herhalde ekonomik, stres, sosyal sorunlar, stresler, işsizlik. Çok doğru. Sosyal sıkıntılar. İzleyicimiz bu. Belki bu sorusuyla bu soruna da dikkat çekmiş çok oldu. Çok doğru. O sondan başlayalım isterseniz. Sizin de söylediğiniz gibi artık işsizliğin, özellikle üniversiteli işsizliklerin çok yaşandığı bir ülkedeyiz. Bu kadar emekle, bu kadar uzun yıllar çalışıp başaran gençlerin iş bulamaması hakikaten onların kendilerine güvenini çok sarstı. Hı hı. Çok benlikleri zedelendi. Ve bu ülkede ben istatistiklere baktığımda en zor eğitimlerden biri olan elektronik mühendislerinin en çok işsiz olduğunu duydum ki fevkalade şaşırdım. Sanki en çok onlar bulurdu gibi düşünüyordum. Dolayısıyla bu kadar eğitime emek vermiş bir gencin hayatında depresyona girmesi için çok ciddi bir sebeptir. Bir tanesi o. Şu anda sıkıntılı bir dönemde bu son sorunun cevabını vermeye çalışıyorum. Ama lütfen kendi değerlerini yitirmeden bir yandan iş ararken bir yandan bu zamanı faydaya çevirmek için çabalara girsin bu genç arkadaşımız. Her zamanı iyi değerlendirmek lazım. Öteki soruda da şizoafektifle ilgiliydi. Evet. Bakın bipoların ataklarla gittiğini söyledik ve ara iyi dönemlerinin olduğunu. Şizoafektif tanısı pek böyle değil. İki ucu da olsa da bu durumun coşkulu, hüzünlü tarafları görülse de içinde hezeyanları da kapsayabilir ve süreklilik arz eder. Farklı durumlar. Yani. Daha farklı durumlar. Bir tek şeyi hatırlatmadan geçemeyeceğim. Biraz önce sosyal güvenlik zamanımız bitiyor galiba. Bitiyor hocam. Sosyal güvenlikle ilgili konuşulmuştu. Ben özel sigortaların psikiyatrik görüşmelere kapsam dışında bırakmalarına karşı olduğumu söylemek istiyorum. İnsanı biz ruh ve beden sağlığı bütünü içinde tanımlarken bedensel rahatsızlıkların hepsini kapsama alıp ruhsal rahatsızlıkların hiçbirisine genel olarak bir iki tane başladı bir şeyler ama genel olarak ruhsal muayeneyi kapsam dışında tutuyorlar. Kapsam içine almıyorlar. Kesinlikle. Ben bir uzman olarak bu konuda her insanın yılda en az 3 ya da 4 görüşme hakkının olduğunu savunuyorum. Ve bir psikiyatristin depresyon teşhisi koyduğu zaman 3-4 kere de onu toparlayıp iyileştirebileceğine ya da başka bir panikte, bir manide de aynı hizmeti verebileceğine inanıyorum. Hocam çok teşekkürler bu anlamlı mesajınız için. Sizin son cümlenizi alayım çünkü programı bitirmemiz anlıyorum lazım. Yani özellikle Ece Hanım'ın dediği konu çok çok önemli. Bu insanlar özellikle topluma kazandırılıp ekonomiye kazandırılacaklarından dolayı çok önemli. Evet. Sosyal güvenlik kurumlarının yetersiz destek vermesi gerçekten mutlaka bir çözüm bulmak gerekiyor. Ve ben şuna inanıyorum. Şu an seçimler de yaklaşıyor. Siyasi partiler bu konuya el atarlarsa
zannedelim ki oyda patlama olur gibi düşünüyorum. Onda ben hiçbir siyasi partinin ruh sağlığı politikası kesinlikle olmadığını düşünüyorum. Olmadığını kesinlikle yok. Biliyorum. Kesinlikle maalesef yok. Kesinlikle yok. Evet. Ve önerileri getirdiğim halde ilgi dahi yok. Peki, çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Bipolar bozukluğu değerlendirme fırsatı bulduk. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Anneler gününüz tekrar kutlu olsun. Çok mersin. Bütün annelerim. Değerli izleyiciler, evet bu hafta programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşana kadar sizlere sağlıklı, güzel, aydınlık bir hafta diliyorum efendim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.